tane default parser dediğimiz. Bunun içerisinde ufak bir tasarım yapacağız. Şurada tables'tan şey yapabiliriz. Biraz daha gerçekçi olması için iki tane kalıp şöyle üç tane sütun olsun. Header ve footer olarak da kullanırız. Şurayı ve alt kısmı birleştireceğim. Merge cell dedim. Altıda aynı şekilde. Sağ tıklıyorum. Modify merge cell. Şundan yüksekliğini ayarlıyorum. Buranın da genişliğini ayırıp göstereceğim. Width 150 dedim. Kod kısmı bu şekilde. Görseli açalım. Şu kısımlar. Bunların rengini ufak bir şekilde değiştireceğim. Background kısmından background color rengi hafif gri olsun. Bizim için yeterli. Tabi burada verdiğim bit de diğer tarafı görmedi. Böyle bir hata olmuş. Siz doğrudan koddan yazabilirsiniz ya da ben de şöyle yapayım. Kodları geri aldım. Hemen şu style'ın sonuna ekliyorum. Şimdi iki tane kontrol kullanacağım aslında burada. Bunun için şurada yeni bir satır ekleyeyim. Burayı da ikiye bölmüş oldum. Üstte data kontrollerinden details view var burada bakın. Şurada. Bunu üst kısma sürükleyip bıraktım. Altına da grid view ekliyorum. Details view ve grid view. Genişliğini de %100 yaptım. Görsel olarak sıkıntı oluşturmasın diye. Bunu da yapalım. Çok fazla bir şey olmayacak yukarıda ama yine de olsun. Bu şekilde. Şimdi kod tarafına geçiyorum.
Bundan sonraki işlemler, aslında bunu arka planında yapacağız. Şuradaki CS tarafı değil de bunun arka tarafı diyelim. GTS View'in burada, Grid View de burada. Şimdi Grid View'in altında bir tane hatırlarsanız SQL Data Source diye bir nesnem vardı. Data kısmında. Şurada bakın SQL Data Source. Bundan bir tane sürükleyip bıraktım temel olarak. Bunu yapılandıracağım ve diğerlerini de bunu kullanacağım. Hani Grid View ile Details View ile. Şunu değiştirip Object Data Source yapıyorum. Object Data Source'un özelliklerinden Data Object Type Name veriyi aktaracağım. İki tane class olacak. Onların isimlerini veriyorum. Movie Demo app kod içerisinde Movie diye bir sınıf yapacağım. Şimdiden belirtimini gerçekleştirdim bunu. Delete metodu Delete Movie Update'i Update Select için Get Movies ve Insert için Insert Movie diyorum. Burada Delete, Update, Select ve Insert işlemlerini gerçekleştireceğim. Metotların da bildirimini yaptım. Şimdi Type Name bilgisi. Burada da Data Layer'ımın adını vereceğim. Movie Demo app kod klasörü içerisinde olacak. Adı Data Layer. Şimdi Details View'in tasarım tarafına bakalım. Burada da içerisine field'ler ekleyeceğim. Bakın burada alanlar var. Field. Field olarak diyorum ki bir common field. Bunu diğer kontrollerden hatırlarsınız. Insert button'ı true olsun. Visible durumda görünecek. Bound field. Data field'ı name olacak veri tabanındaki. Header text'i farklı olarak add olsun.
sort expression'ı neyin üzerinden sordum diye. Bir tane daha. Bu da tarih. Zaman. Sort expression date. Auto generate işlemi gerçekleştirilmesin. O yüzden false yapıyorum. Sütunları otomatik oluşturma işlemi. Bir data source oluşturdum aşağıda. Bunun data source'unun ID'sini vermem gerekiyor ki GetESV bunu kullansın. Bu da object data source 1. Data source ID olarak bunu verdim. Default mode insert. Varsayım olarak veri eklemek için tasarlıyorum bunu. En yüksek ve genişliğini belirtmiyorum. Varsayın olarak insert, veri ekleme üzerine tasarladığım için default versiyonu. Burada veri ekleme işlemi için açıyorum. Ekleyeceğiz, sonra burada güncelleme işlemleri falan yapacağız. Burada işim şimdilik tamam. Şimdi grid view'e gelelim. Grid view'le de benzer şekilde oluşturacağım bunları. O yüzden şunları kopyalayayım. Burada da kalın olarak bunları yapmam gerekiyor. Tabi şurayı değiştiriyorum. Insert değil, burada delete yapacağız. Pardon, edit. Düzenleme işlemi, güncelleme. Tamam. Ad, zaman. Bir de burada kullanabileceğim ID olmalı. ID de ekledik. Data source ID'si aynı. Object data source ID. Source 1. Sayfalama yapsın mı? True. Sayfaları otomatik oluşturmasın. Düzeltiyorum sütunları. Data key names. ID üzerinden bu yönetimi gerçekleştirecek. Enable model validation. True. Sorting işlemi. True. Burada temel olarak hazırız. Şimdi burada yapmak istediğim şey
şu an yapmaya çalıştığım şeyi özetleyelim. Details View üzerinden bir veri ekleme işlemi gerçekleştireceğim. Bu nedenle kod tarafında bakın default mod olarak insert yaptım. Yani ben bunu veri ekleme için kullanacağım bu kontrolü. Şu an buradan veri ekleniyor. Alt kısımda ise bir grid view var. Burada da veri listeleme ve edit işlemleri gerçekleştirecek. İşte düzenleme falan yapabileceğiz. Yalnız ilk başta SQL Data Source ile yapmayı istedim ama onunla ilgili daha önce örnekler yapmıştım. O kullanımı biraz daha basit. İşte select sorguları ya da veriyi çekiyoruz falan bu şekilde. Ama Object Data Source ise biz veriyi doğrudan veri tabanıyla işte grid view vesaire bağlamak yerine kontrolleri biz class'ları yazıyoruz. Class'ları buna bağlıyoruz. Class'lar veriyi getiriyor. Object Data Source'un amacı bu. Şuradan Toolbox'tan bakalım tekrar. Bakın Entity Data Source Entity üzerine gelince zaten gösteriyor. Adonet Entity Framework model için geliştirilmiş bir data source. Link Data Source link için geliştirildi. Object ile SQL Data Source onlardan daha eski. Object Data Source ile SQL Data Source. SQL'i kullandık. Doğrudan SQL sorguları veriyoruz buna. Üzerinde OLEDB, Oracle vesaire de yazıyor. OLEDB ile diğerlerinin farkını da söylemiştim. XML Data Source ise bir XML veriye bağlamak için kullanılır. Yani XML ile işlem yapacaksak SQL Data Source işimizi görmez. XML Data Source gerekiyor. Bir diğeri de linki söyledik. Object'i. Object'te işte dediğimiz gibi buradan sınıfları C# sınıflarını bağlayarak bunların kaynak olarak, veri kaynağı olarak kullanılmasını sağlıyor. Bu şekilde birden fazla kullanım yöntemi kontrol mevcut. Ha bunları kontrol olarak arka tarafta da oluşturabilirsiniz ama doğrudan sürükleyip buraya bırakarak da kullanabiliyorsunuz. Böyle bir esnekliği var tabii ki. Genelde kod tarafını oluşturmak zaten basit. O yüzden istediğiniz yöntemi seçebilirsiniz. Tabii hani kod tarafındaki property'leri buradan da görebiliyoruz. Bakın insert metot diyor. Ben bunu kod tarafından yazdım az önce. Ama buradan da değiştirebiliyorum. Delete metot. Diyor ki data object type name. Yani bu object data source veriyi hangi sınıf üzerinden alacak? Buna movie olarak gelecek. Movie sınıflarıyla birazdan yazacağım. Movie'de işte data layer diye bir sınıf yapacağız. Bize movie sınıfı türünden dönecek. Listesi olabilir, bunun tek bir satırı olabilir vesaire. Ama movie sınıfından dönecek. O da app kod klası içerisinde. App kod da web ASP.NET'in web standart klasörlerinden birisidir. İşte onları da göstereceğiz. Bunlar da aynı şekilde web config gibi sunucu tarafında kullanıldığı için içerisinde CS dosyaları falan bulunuyor. Ama URL'den erişilemiyor. App kod. Onları da göstereceğim. Burada temel ayarları yapabiliyorsunuz. Yani kod tarafında mahkum değilsiniz burada. Temel olarak oluşturduk. Şimdi klasörümü ve içerisindeki sınıfları oluşturalım temel olarak. Add. Bakın add ASP.NET folder var. Burada app kod, global resource, local resource, data ve browsers ve theme var. Diğerlerini sonrasında göreceğiz. Bizim şu an işimiz app kod ile. Bunu oluşturacağız. İşte app data içerisinde bir SQL Server dosyası oluşturabiliyorsun, oradan kullanıyorsun da. Bunlar da lokalizasyon işlemleri için, yani bir web sitesini, örneğin varsayılan Türkçe yaptın, işte sen programatik olarak bunun İngilizce karşılıklarını da veriyorsun. Örneğin kullanıcı ekle butonunun tekstinin İngilizce karşılığı işte
end user ya da o tür register'ın kayıt ol gibi. Bunların karşılıklarını resource dosyası olarak oluşturuyorsun ve projede otomatik olarak tarayıcının dil ayarına göre bunları değiştiriyor. Neyse biz app koda geçelim. Oluşturduk. Bunların içerisine dolduracağız. Şimdi de class'larımızı geliştirelim. Öncelikle SQL Server'da oluşturduğumuz şu Movies tablosunun bir satır modelini tutabileceğimiz bir sınıf oluşturmam gerekiyor ki veriyi o şekilde alıp gönderelim, hatırladığınız gibi. Öncelikle Movie sınıfını oluşturuyorum. İçerisinde property'ler yapacağız. Property'leri iki şekilde yapabiliyorduk. Biz kısa olan yöntemi kullanacağız şimdi. ID. Main string olacak. Tabii ki constructor'larımız. Dışarıdan bu değerleri alan constructor. İşlemleri gerçekleştireceğiz. İşte movie, bu movie sil, bunu güncelle gibi. Bunun için de hatırlarsanız data layer diye bir sınıf yapıyorduk. Bu işlemleri gerçekleştiren. Yine class oluşturuyorum. Adı data layer. Evet, başlayalım. Öncelikle connection string'i tanımlayalım. Bunun için webconfig kullanmaya gerek yok şu an. Zaten nasıl kullanıldığını detaylı olarak işlemiştik. Burada const değişkeni oluşturacağız. Const sabit anlamında. Yani sonradan değiştirilemeyen. Şimdi bütün
günleri getirecek bir metot. İçerisinde sensiz kod yazmak. Evet, movie listesini oluşturduk. Şimdi de sorgu ve connection string'i ayarlayalım. Bir lisansım geldi sonunda. SQL sorgu veri tabanındaki tüm sütunları istiyorum. Date from movies listelemeyi ID'ye göre yap sıralamayı. Orada var. Connection oluşturacağım. Evet, lisans tuhaf bir durumda şu an. Ben manuel ekleyeceğim. System data ve data SQL client. Mesela burada SQL Data Reader var. Üzerine geliyorum. Burada DB Data Reader ve iData Reader'dan miras alarak geliştirilmiş bu. Bu nedenle SQL Data Reader, hani OLEDB Data Reader falan var, Oracle Data Reader. O zaman ben bunların en temelinden bu nesneleri oluşturabilirim. Yani iData Reader ya da DB Data Reader'la bu işlemleri gerçekleştirebilirim. Ortak bir katman olur. Buna da veriyi nasıl veriyorum? New SQL Data Reader yapmak yerine yani aynı işlem New ile yapmak yerine CMD'nin Execute Reader'ı zaten bana Data Reader dönüyor. Oradan veriyi aldım. Read olduğu sürece movies at get32 İçerisinde new ile move üreteceğiz tabii ki. Veriyi listemize de ekledik. Şimdi bunu geri döndürdüler.
Önce önlük işini kapat. SQL Data Builder'da burada kapat. GetMovies işlemimiz tamam. Öncelikle bunun geriye bir film listesi dönecek. İçeride bir tane oluşturuyorum. Diyorum ki sorgumda bu olacak. Veri tabanına gidecek. Sonra connection oluştur. Connection string'i ver. O da buydu. Daha sonra bağlantıyı aç. Data Raider'la oku. While'i oluştur. İşte bunları veriye al. Yukarıdaki listeye ekle hepsini. Vesaire. En sonunda da geriye döndür. Şimdi bunun update işlemini de yapacağız. Benzer mantıkta olacak bunlar. Artık istedik. Geriye bir değer dönmesine gerek yok şu an. Update. Movie. Elimizi böyle tanımlayacağız. Dışarıdan gelen movie'nin ID'si arkadaşa name'i date'i bağlantıyı aç sorguyu çalıştır. Benzer mantıkta delete işlemini gerçekleştireceğiz. Kopyaladım burayı. Bunu da dışarıdan game getiriyoruz. Bağlantıyı kapatmayı unuttum burada. Yukarıda da bir tutalım. Şurada da insert işlemini yapacağız. Kopyalıyorum.
geriye değer dönme işlemi. Geriye I collection türünde movie listesi dön. Koleksiyonu dön. Get movies. Dışarıdan bir sıralama işlemine göre yap. Yani bir sıralama parametresi al. Expiration'ı. String sort expiration sort işlemi gerçekleştirecek. List movie movies movies SQL sorumuz select id name date from movies. Bundan sonrası benim buradaki SQL sorgusuna sorting expiration'ı ekleme olayı. Yani normali bu, normali bu şekilde getir. Doğrudan movies tablosundaki verileri. Ama şöyle olursa işte şu sort expiration'ı kullan gibi işlemler, sıralama işlemleri yapacağım artık. Diyorum ki if sort expiration dışarıdan gelen boşsa varsayılan olarak yukarıda oluşturduğum SQL sorgusuna artı eşittir yani şunu ekle order by id'ye göre yap. Boş değilse order by sort expiration. Sonrası standart. Kullanılır artık. Veriyi bağladık. Böyle bir çalıştıralım. Şurası web olacak. Yanlış yazmışım. Web movie demo. Benim daha önceden eklediğim işte eşkıya, Iron Man 1, Iron Man 2 falan vardı. Şöyle göstereyim. Bakın buradaki veriyi daha önce girmiştim.
Bunları hemen listeledim. İlk yaptığımda çalışmamasının sebebi, az önce de gösterdiğim gibi, şuradaki movie demo yapacaktım. Sonradan web yapınca, şurada da tabii ki type name olarak doğru yazmam gerekiyor, namespace'i. O yüzden web olarak çevirince hata gitti. Şimdi buradan bir veri girelim. Mesela Ironman 3 olsun. Zamanı da 2014 olsun. 21 ekle dedik. Patladı. Data object type name. Muhtemelen onda da aynı şey. Tabii ki bakın şurada da bunu unutmuşuz. Movie demo. Web movie demo olacak. Iron Man 3 geldi. Host işlemi otomatik gerçekleştirdiğim için. Veri tabanına bakıyorum. Evet. Ekleme başarılı. Düzenleyeyim. Hemen düzenleme açıldı. Iron Man 3.5. .NET gibi bir şey oldu bu. 4 versiyonu yakında. Bu şekilde düzenleme vesaire işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Sorun. Kullanmak için istediğim işlemi kullanmak için şunu mesela şuradaki get movies'in neyini yapacağız? Geriye dataset dönen versiyonunu. Çünkü bize dataset data table diyor. Data table da olabilir. Kapatıyorum bunu. Data table döneceğim diyorum. İçeride data table oluşturalım. Zaman şurayı birazcık değiştireceğiz. Ufak bir değişiklikle load diyorum. Data table'ın load metodu var. Onun içerisine doğrudan SQL Data Reader tipinde bir veri verdiğimizde iData Reader interfeysinden bir değer verdiğimizde bunu data table'ı dolduruyor. Bu kadar basit artık. Sıralama ada göre. Bakın bu sefer çalışıyor. Tersine ve askenlik ve deskenlik olarak ID'ye göre yap dedik. Birden bu şekilde oldu. Yani burada bize bir uyarı verdi. Dedi ki Object Data Source'da veri kaynağı IEnumerable verileriyle sıralamayı desteklemiyor. Apaçık zaten ne yapmamız gerektiğini de söylüyor. Otomatik sıralama yalnızca Data View, Data Table ya da Data Set ile desteklenir. O zaman geriye Data Table ya da Data Set döndüreceksin. En basit mantık.
O zaman soru.